sons of heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Bu kadarsınızdır. Fazlasını beklemiyorum. Dün ne oldu bakalım, anlatın bir, beni tazeleyin hızlı bir şekilde. Hızlıca sen Anlatın biriniz. Çok şey yapmanıza gerek yok. efendim, 12 tane öğrenci, bir tane denetmen profesörü Alvin kaçırıldı. Güzel. Aldık hepsini. 12 tane nefret iksiri demledim. Öğrencilere nefret iksirini verdim hepsine. Okula yolladık bunları. Ama Tamam. Alvin'i hiçbir şekilde kimse görmedi. Alvin özel bir yerdeydi. Yukarıdaki odalardaydı. Tamam. Öğrenciler okulda nefret iksiriyle ortalığı karıştırırken Alvin'in imparatorluk etkisi altına alıp büyük salonda bir toplantı yapmasını sağladık. Tamam, oradan Hogwarts'ı Karanlık Ordu hakkında bir konuşma yapacaklar. Alvin tam o sırada Lord'umuzu ve sapkın güdülesini anlatmaya başlayacaktı. Ve bu Albus Dumbledore'un otoritesini çok fazla sarsacak bir durum olacaktı onun için. yani cümleye başladığı gibi etkisiz hale getirirlerdi. İşte o sırada Alvin sihirbazları içeri istemeyecekti zaten. Ama nasıl anladılarsa Alvin anlaşılmış. Direkt alınmış Alvin o sırada. Öğrenciler de daha okula girer girmez hepsi revire toplanmış. Direkt nefret iksiri altında olduklarını anlamışlar. Yani nasıl Ben de dedim anlaşıldığı ki... kolay. Yani şöyle, sizin de yapmanız gereken bir durum var. Her daim birbirinizin farklılıklarını anlamanız için kendi aranızda birbirinize şifreler vermeniz gerekiyor. O şifrelere de cevap veremeyeceğimiz için biz birini kontrol ederken anlaşılması çok muhtemel. Olumlu. Biz de aramızda bir hain olduğunu düşündük ama kimin olduğunu bilinmiyor şu anda. Buluruz. Onun haricinde başka bilmem gereken bir şey var mı? Devam edin. Benim tarafımdan olumsuz. Başka bir şey yok. Olumsuz. Olumsuz. Scorpius. Buyurun efendim. Var mı bilmem gereken bir şey? Olumsuz efendim. Kesin Filit. Filit hakkında zaten ihanet şüphesi var chat. Öyle bir şey varsa Filit'in ölümünü oynayacağız. Güzel. Bugün yapacağımız birkaç bir şey var ama bunun için Karanlık Ordu ve belli başlı kişiler gerekiyor bize. Etrafta dolandım, kimseyi göremedim. İnsanları görebildiğiniz kalabalık bir nokta var mı? Galiba olumsuz. İskele de boştu. Şey de boştu. Boxmate bölmesi de boştu. Siviller vardı sadece. Tüm alanlar boş. Kafelerin birçoğu. Hala boştu. Büyük Güzel, ihtimal öğrencilerin çoğu okulda. o zaman şöyle yapıyorsunuz. Sen Evet efendim. Hogsmeade'e, göl kenarına. Hogwarts karşısında bir göl var ya, aydınlık göl. Hı. Oraya. Anlaşıldı. Orman, mağara üzeri, baykuşhane çizgisi var ya. O Evet çizgiyi efendim. komple. Oralarda dönüyorsunuz. Aradığımız isimlerden herhangi birini bulursanız eğer, alma şansınız varsa alıyorsunuz ama alma şansınız yoksa bir baykuş atıyorsunuz. Hepimiz aynı yerde toplanıyoruz. Hepinizin mevkisi belli zaten. Herkes bir diğerinin mevkisini biliyor, öyle değil mi? Olumlu. Olumlu. Güzel. Olumlu. Haber veriyorsunuz. Orada toplanıyoruz. Almamız gereken isimleri alıyoruz. Ben hepinizin olduğu bölgeleri gezeceğim. Özellikle bugüne lazım olacak kişiler bir Lilith. Dion'un baykuş tüyü birinizde var mı? Var. Bugün gün içerisinde Dion'la bir görüşme yapabiliriz. Bu konuyla ilgili sana geleceğim. Dion belli başlı yaşanan olaylarda bilmediğimiz şeyleri bilen kilit bir isim.
Onu kaçırmaya zorlamak yerine davet etmek işi daha da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Dion uyanık değil sanırım. Uyanır. Problem yok. Olması lazım ben. Onun haricinde bana Kyle'ın zaafları lazım. Anlaşıldı. Tüm detaylarıyla Kyle Caspian'ın tüm detaylarıyla zaafları lazım. Ama aptal saptal şeyler değil. Onun canını yakacak her şeyi bileceğim. Bu konuyla ilgili elimizde araştırma bir, yapın. Elimizde bir raporu vardı, isterseniz onu size paylaşabilirim. Net bir detay yok ama oradan da bir ipucu alabiliriz. Raporu oku. Raporda bir şey varsa onu bana söylersin. Ama her itini, bokunu, cıncığını bileceğim. Kyle ile ilgili. Anlaşıldı efendim. Kyle'ı öldürmeyeceğiz. Çünkü kullanacağız. Kullanmaya açık olmadığını biliyorum. Ama zaaflarını bilirsek kullanırız. Bu konuyla ilgili çalışmalarınızı başlatın. Dion, Kyle, Lilith. Bugünün konu başlıkları. Aynı zamanda bir serbaz daha var. Ama adı aklımda değil. Kıdemli serbaz isimleri söyleyin bana. Appius. Louis. Majestic. Louis. Bu arada Appius şef efendim bu arada, bilginiz olsun. Tamam, Appius şu an konu başlığım değil. Appius tamam. Konu başlığımıza şu an almayacağız. Appius bir konuda işimize yarayacak ama Louis. Şu Louis konusunda bir bakalım, araştırma yapın. Louis'in karanlık ordu ile ilgili ifşalanan veya şey yapan, zarar gören birçok ölüm yeğenin dosyasını oluşturduğunu ve dosyasında yer aldığı ile ilgili bir bilgi var. Yani Louis en kısa vakitte ölmesi gereken bir insan. Yalnız çok varsa korkmak, aynı zamanda öldürmek için elinden geleni yapıyor. Konu başlığımız 4 kişi. Ona göre buradan yola çıkarak şimdiden başlayın. İlerleyen saatlerde bunları planlarla destekleyelim. Hadi. Hadi. Anlaşıldı efendim. Giyin çıkın hemen. Ses GG değil ya. Ses GG mi chat? Patlıyor mu? Ses bir ara kesilip durdu. Şöyle rüzgar esti aşırı bir şekilde. O ara sesi kesmiş olabilir. Bu saatten sonra patlamaz ama, rahat olun. Düzeldi düzeldi, merak etmeyin. Alpam hoş geldin. Bakalım etrafta kim var kim yok. Ölüm yiyenleri yolladık, biz de bir tur atalım. Böyle bir etrafın oh kokusunu alalım. Plan öncesi bugün insanlarla ilgili bilgi sahibi olalım. Bugün Hard RP. HRP bugün. Aman ne vurdu mu? Kim öldü lan? Biri öldü. Öldü lan biri. Birine şapala abi koydu var ya, anasınınkini tersten gösterdi ama. Kim olduğunu bilmiyorum ve oraya giremem. Kimse kusura bakmasın. Ya yeşil saçla çıkmış bir de. Yayını izliyorsun biliyorum. Biliyorum o yayını izliyorsun. Şu an yayının sesini düzeltiyor bak. Biliyorum. O yayını izliyorsun. Ölmeyenler bazen yayını izliyor chat. Yanına gidiyorum, yayından konuşuyorum, tamam mı? O yanında konuştuğumu zannediyor ve bana cevap veriyor. Nasıl ama? Mantıklı mı? Hain Sam de bul bakalım. Bak. Yayını izliyor. Duyuru mu? Aa.
Alpa seni vallahi vururum. Yine Oren'de toplantı istemiş yazmış, toplantı koymuş ya. Beyefendi bu adam beni kovaladı. Hangi kovaladı? Adam sizi kovalıyor bayım? Şu. Bayım o adam niye sizi kovalasın? Ben niye sizi kovalayayım dedim. Gayet nezih birine benziyor. Biraz kıyafet eskimiş ama olsun. Durduk yere niye kovalasın seni? Yani. Hiç beklemeyin öyle şeyler. Niye kovalasın beyefendi? Merhabalar, adınız neydi efendim, bu arada? Merhabalar. Arthur memnun oldum. Sizin adınızıydı? Antonio. Antonio. Memnun oldum bayağı. Hogwarts profesördüm. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ne profesörsünüz? Bakayım dedim öğrenci acaba? Var mı? Astronomi. Oho gayet güzel. Teşekkürler, teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bu adam sizden bayağı korkmuş bir profesörden. Niye korkuyor? Evet yani ben de bilmiyorum. Kolay gelsin. Emine Ersin hoş geldin. Oren'i de istemiş. Vallahi ben toplantı istemedim ya. Patrick burada mı? Bay Patrick içeride misiniz? Bay Patrick. Değil herhalde. Chat şu size gir. Şaka 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 şaka. 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 Şaka şaka öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Sen de nasıl İggalyon'u açtık? Biz maaşlıyız. Nurla hoş geldin. Merhabalar, kolay gelsin. Çalışan şu anda içeride kahve getiriyor. Hanımefendi, ben de biraz kahve alabilir miyim? Tabii ki. İggalyon'un vardır inşallah. Varmış. Benim. Teşekkür ederim Nurla, sen nasılsın? İyi değilim Nurla ama yalan söylemeyeyim de. Afiyet olsun. Siz ne istersiniz? Teşekkürler. 3-5 kahve, bir o kadar da çorba alabilir miyim poşette lütfen? Tabii ki. Poşet mi? Çorbayı cebime sokabilecek miyim? Buyurun efendim. Çık çık çık. Aksi. Elinde poşetle mi geziyorsun? Evet. Afiyet olsun efendim. 8 galiba. Ben borcum ne kadar diye sormadım ki abla, bir bekle. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sanki parayı vermeyip kaçacağız ya. Bu nasıl muamele ya chat? Buranın kapısını açık lan. Ha, buglanmış bu kapı. Bunun rütbesi ne şef? Tam 8 veriyor. O tavrından dolayı 8 verdim. Gel gel kanka, kafama in. Kestim ben sana. Merhabalar. Merhaba ufaklık. Nasılsınız Fakman efendim? Fakman efendim, ayıp olmuyor mu ya? Aynen abi, bir siktir gitsene buradan. Şaka. Aldın mı cevabı? Seni abi, öldürürüm. Şaka yapıyorum. O beni döver abi, biliyor musun? Sordunuz olmaz. Niye dövsün? O benim öz abim gibidir abi. İyi bakalım. Adın ne senin? Ben Andre efendim. Andre, memnun oldum ben lan. Sizin adınız... Memnun oldum efendim. Antonio. Memnun oldum efendim. Antonio. Memnun oldum Antonio abi efendim. Sen kimsin bakalım? Bu da böyle efendim. Bu köylü biraz. Cevap verip, aynen iletişim sandın mı ne oldu? Buraya gel.
Sosyal ankastresi var efendim biraz. Ankastresi mi var o kötü? Sen kimsin bakalım? Sosyal ankastresi. Ne yapıyorsun lan öyle? Bunun da salon salamanje var herhalde. Bana mı diyorsunuz efendim? Evet, ben, evet. Bana dediğinizi anlamadım. Ben Steven Alderson. Salam okulun en yakışıklı, en zorba, en güçlü erkeği benim. Gayet. Bana yakışıklı olduğunu söylemedin. Şu şey bu arada. Sen kimsin? Bu kızı Always'den tanıyorum. Sen kimsin lan? Yani yakışıklılık ya. Ben. Zorba ben. E tamam. Kalanlar sen da de Ravenclaw'lusun değil mi? Biraz öyle olmuş. Merhaba canım. Merhaba. Ne kadar güzel. Sizi tanımıyorum. Şapkanın kararlarına ben karışamıyorum. Tanıyamazsın, ben daha yeni geldim buralara. Nasılım? Şapka bazen hata yapabiliyor demek ki. Sizi tanımıyorum. Aa, merak ben etmeyin efendim. Bir o kadar da zekiyim efendim, merak etmeyin. Beni takmıyorlar ya. Umarım bir de. Öyle öyle. Merhaba abi. Anksiyeten merhaba. Geçti mi? Senin adın neydi abi? Ben Richard. Ben de Andra abi. Ankastır efendim ya. Benim cahil cahil ankastır falan. Evet abi. Ankastır efendim ya. Ha? Doğrusunu unutturacaksın bize. İyisin, iyisin. Teşekkür ediyorum. Çok kötü. Oğlum sen canlı mısın sen? Alfa. Amca senin adın ne? Antonio ben. Antonio. Alfa bu cadının adı neydi? Ben de. Hep böyle bir isim ya. Varması şey, şey Always'dan beri. Kendin adın karar veremiyorsun. Payk. Benim de neydi adı ya? Hep karakterlerinin adını unutuyorum onun. Icy ismine bilmiyorum ki. Şey yapıyordu, demir falan yalıyordu. İşte insanları toksikliyordu, tükürüyordu üstüne falan. Çok güzel roller yapıyordu. Bak. Hatırlıyorum, çok güzel roller yapıyordu. Benim öğrenci karakterim varken hep rol yapıyorduk. Bu kim? Alfa, Alfa bu kim? Alfa var ya PM'inden tanır cadıları. Heh, Hatice doğru. Alfa cadı konusunda çok merhabalar, iyisin. Merhabalar. Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılım? Olur canım, sen mi bana gene bakacaksın? O kadar dans ettin, niye bakmadınız tamam. Ki bana? Görmedim canım, merhabalar. Sen kimsin? Benim efendim. Acil kazak ben giymem gerek, çok soğuk buralar yani. Tam bakıyorsunuz tek hanımefendi. Tek birazdan. O kendi okulda galyonla bakıyorum ben. Bak bak, ne yapıyorum? Ben bakıyorum, 25 galyona bakarım. En son bir olay yaşadım, ondan sonra travmam olduğu için bir süre verdim. Peki o arayı elbet bakarım. Bozacaksınız. Ben de bozmaya ne dersiniz? Bilmiyorum ya. Peki efendim ben 25 galyona bakarım. Dur. Ya dediğim gibi en son kendisine baktığım kişi karşımda öldüğü için. Yok, karşınızda ölmeyeceğimden eminim. Ya şimdi Pike abiye benim ne kadar iyi baktığımı da sorabilirsiniz yani. Bence... Bu arada Steven de çok güzel kehanetten anlıyor, biliyor musunuz? Benim dersimdeki notların yarısına hakim ve hatta benim bilmediğim bazı şeyler bana yardımcı bile oluyor. Ben bir profesör edasıyla bakış açısı görmek isterim. Elbette onun da çok iyi olacağından eminim. Fakat bence... Yok efendim, beni profesörümüz kadar iyi olabilsek zaten bu okulda olmayız. Hadi, 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 hadi bas! Okey, madem yapacak bir şey yok. İşte bu! Biraz bir kahve falan alacağım da. Buyurun oraya biraz geçelim. İçecek bir şeyler alayım. Efendim? Siz kimdiniz bu arada? Ben Antonio. Çok memnun oldum. Beni ben de. Ben de memnun oldum madam. Ne iş yapıyorsunuz? Ticaret. İksirle ilgili genellikle. Çok onun iyi. Haricinde birkaç mekanım var gibi gibi. Business. Burada mı yaşıyorsunuz? Yani buralardan ev bakıyorum denebilir fakat yalnızca şu an sadece otellerde kalıyorum. Anlıyorum. Kalyonunuz bol o zaman otellerde kalıyorsunuz. Ya bugünlerde oteller o kadar pahalı yerler değil ama. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne haber balım? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Sesi duydun mu? Fing fing. İyiyim, teşekkür ederim. Ben bir kahve verir misin bana rica etsem? 5 tane kahve, 5 tane çorba alayım. Tabii efendim. Sade olsun. Tabii.
Havalar da soğumuş ya, üşümüyor musunuz? Yani içimi ısıtacak şeyler buluyorum. Buyurun profesörüm. Çok iyi. Afiyet olsun. Chat bendesin. 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 Alba, benim en mantara bir gül ver. Ben teşekkür ederim. Bak onu yukarıya mı kullanın? Siz Genos'la konuşabilir, müsaade edebilir. Sizin isteklerinize bağlı. Onu sen ödeyemezsin, yani, o bir kabalıktır. Hasan, bende kal. Tercihsiz. Bildiğiniz bir yer var mı? Daha sakin, sessiz bir yer. Yani ben genellikle Dean ormanlarında bu aralar oturmayı çok seviyorum. Gerçekten çok sessiz. Ormanları pek sevmiyorum ya. Neden? Kötü anılarım var. Size belli bir şeyin garantisini verebilirim ben varken. Mutlak surette hiçbir şey yaşamazsınız. Peki, yani de öyle olsun. Güveneyim size. Gidelim o zaman. Lütfen, buyurun. Ablacığım, çok çabuk güveniyorsun, bak kaçırırım seni. Alfa metal ip gelecekti mi göt? Evli misiniz? Yok, hayır değilim. Daha o kadar delirmedim. Kaç yaşındaydınız? 20'li yaşların en güzel dönemindeyim. Aslında sonundayım. 30'a dayandınız yani. Maalesef ki. Yaşlanmışsınız biraz. Satın aldım. Biraz sanırım. Hazır mısınız? Bu ne oğlum ya? Beyefendi, siz de renk seksisti çıktınız. Ne çıktım? Poz verdi, poz verdi. O dilini kopartırım senin. Efendim? Kimin? Bilmem kimi. Öyle şşş diye bağırıyorsa. Efendim? Şşş diye bağırmak suç mu? Hayır, sen yap önce ama şşş diye. Öğrencileriyle profesörün arasına girilmez. Bu durumda susacaksın. Haber etsin, sen yapmasın. Bak, bunlar ince trikler. Buradan yürümek uzun olacak. Sizinle Hogwarts yakınındaki Aydınlık Göl'de buluşalım o halde. Nerede buluşalım? Ben yolları pek bilmiyorum. Hogwarts'ın önündeki Aydınlık Göl var. Çok okuldan çıkmıyorum. Hogwarts'tan çıkıp sağ tarafa doğru hafif yürüdüğünüzde orada olacak. Böyle böceklerin uçuştuğu göl mü? Onlara böcek sanki böyle kerebekimsi bir şeyler uçuyor. Evet, tam olarak orası. Hı, tamam. Okey. Orada olacağım o zaman. Görüşmek üzere. Asosyalmiş, ben de öyleyim. Yusuf çıktı yaz biz onlar. Niye hep Y chat'i yukarıda açık gözüküyor? Teyyare mi? Ama ben sizin gerçek isminizi, soy isminizi bilmeden kalmam ki. Sizin bilgilerinize ihtiyacım var. Benim bilgilerimi öğrenebilirsiniz elbette. Okey. Paylaşabilir misiniz benimle adınızı? İsmimi gerçekten de söyledim. Benim adım Antonio. Antonio. Peki kaç doğmuşsunuz biliyor musunuz? Tam olarak yılını hatırlamıyorum. Peki, belli o zaman bir yaştan bana sonra güzelliği bitiyor, saymaya gerek kalmıyor. Peki gününü biliyor musunuz, doğduğunuz günü? 17 olması gerekiyor. Hayır, gün olarak, tarih değil.
Pazartesi, Salı, Çarşamba. Ha. Cuma gecesi. Artı bir yalan, artı iki yalan, artı üç yalan. Dur dur. Full yalan. Kendinizi uzatır mısın? Ufakim sen gelir miydin paşam? İnsan bir selam verir. Elini tutar. Mübarek gece Doğan Şef. Verdim zaten. Özür dilerim. Artı 18 yalan. Orada şu çek bende kal. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadan ambulans geçiyor. Cuma günü doğmanın vermiş olduğu özellikleri taşıyor musunuz bilmiyorum. Bunu pek hissedemiyorum ama normalde cuma günü doğan bir çocuk kesinlikle sevgi dolu ve sevgi besleyici bir insan olur. Değilim. Böyle biri misiniz gerçekten? Yok, çok sanmıyorum. Bana Allahsız kitapsız diyor herhalde. Onu anladım ben. Hiç daha önce elinizin içindeki avcı uzun çiçek çizgilere baktınız mı? Ya da bu çizgilerin ne anlama geldiğini hiç biliyor musunuz? Hiç baktığımı zannetmiyorum. Elimizin içerisinde aslında zaten bizim göremediğimiz 6 tane çizgi var. Bu 6 çizginin de hepsi bir şeyleri anlatıyor. Bir şeyleri bize gösteriyor. Ben 6 çizginizin hiçbirini göremiyorum. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. İlk defa birinin avucunun içindeki çizgileri göremiyorum. Yara mı var elinizde acaba, ondan mı göremiyorum? Özellikle yara olmadığından emin olduğum elimi uzattım. Ellerini birleştirince de Allah yazıyor. Senin hayatında bir olumsuzluk görmek. Sadece gibi. Evlilik çizgini görebiliyorum bu oradan sonra. Çok belirgin bir evlilik çizgin var. Serçe parmağının tam altında küçük küçük çizgiler var. Görüyor musun? O küçük küçük çizgiler senin ileride kaç tane evlilik yapacağını gösteriyor. Ve eğer ki bu çiziklerde çatallaşma varsa bunlar da evliliklerinde kriz ve boşanmalara yol açacağını gösterir. Evlenmeyi düşünüyor muydun? Yani yalnızca düşünmekle kalan bir olaysa yalnızca düşünerek evlenebiliyor muyuz? Elbette düşünüyorum ama korkularım düşüncelerimin önüne geçiyor. Kendi hayatımda. Neden korkuyorsun peki? Ben burada senin örmekten korktuğunu görmüyorum. Doğru mu görüyorum? Hiçbir şekilde örmekten korkmayan bir adam görüyorum. İlgi beslediği şeyler, müzik. Müzik, oyuncak, toprak, çiçek. Eski aletler. Bir anda kaçırma izni değil mi? Yok oğlum ya, ne kaçırma izni? Chat bende kal ya. Antonio. İstediğin başarıya ulaşacaksın ama bu başarıya ulaşırken... Kanka ben istediğim başarıya ulaşsam sen ölüyorsun. Haberin olsun yani. Çok fazla acı çektireceksin bu arada. Tek taraflı da değil bu. Aslında dışa dönük olan karakterin birazcık böyle içine kapanık ve karamsar gibi gözüküyor. Ama aslında tam tersi çiçekleri, böcekleri, müziği falan çok seven bir adam mısın? Tamam, onları ben doğudan yazdım zaten. Neden dışarıya kendini bu şekilde sert yansıtıyorsun? Sert bir kişiliğim olduğunu mu düşünüyorsun veya öyle bir izlenim mi aldın? Yani dışarıdan bakılınca senin böyle içine kapanık ve dışarıya sert olan bir adammışsın gibi görüyorum. Belki de bazı şeyleri yalnızca maske gizli olur.
Ya belki de öyledir. Maskeden dolayı da olabilir. Ama birazcık böyle ürperti mi diyeyim. Bilmiyorum. Garip bir his aslında. Elini tuttuğumda içimde böyle bir donukluk hissettim, biliyor musun? Bir soğukluk hissettim kendimde. Abla hava soğuk. Ondandır. Ellerde benim açık saatlerdir. Yani bu duruma belki daha derine zaman inersem çok daha fazla şeyler bulabilirim. Bu tamamen senin isteğin. Ama sanırım daha fazla derine inmek istemiyorum. Çünkü senin derininde iyi şeyler olmadığını düşünüyorum. İyi şeylere hangi açıdan bakıyoruz? Mesela iyi olup olmaması neye bağlı? Adamı öldürmek iyi bir şey mi sence? Birinin canına kastetmek için emir vermek gibi. Birini öldüreceğime veya öldürdüğüme bu kadar kesin bir kanı sağlayamazsın. Emin değilim zaten. Eğer ki sende elini tuttuğunda duyduğum o hissiyat beni bu kadar ittiyse derinlerinde bir yerde çok güçlü bir şey olmalı, anladın mı? Gerçekten güçlü bir şey olmalı beni bu hale sokan. Belki de, o yüzden fakat yemiyor. Bunu benim enerjimin sana kötü geldiğiyle de yorumlayabiliriz. Benim kötü biri olduğumla da. Tabii ki. Bunu birçok şey, iki şey de değil bu arada, birden fazla şey yorumlayabiliriz. Ama hani insanlar bazen kendine der ya, işte ben insan sarrafıyım, işte insanı gözünden tanırım. Böyle şeyler oluyor genelde, söylüyorlar. Yani karanlık permi vardır mesela. Ben aslında bir insan tanıdığımı da... Oradan da tanıyabilirsin. İçinde yatan bir çocuk olduğunu ama dışarıya bunu hiçbir zaman yansıtmadığını görebiliyorum. Ömrünü günahına! Dışarıya farklı yansıtıyorsun. Bunlar yorum yapabileceğim konular değil. Ben böyle hissediyorum. Teyyareler gözüme çarpıyor zaten. Şu uçuşan neydi bunların adı? Abi ne deniyordu bu sineklere sizde? Sen iyi misin? Ben iyiyim. Problem yok. Bu konuda emin miyiz? Bir saniye, tamam. Yalçıyorum, hoş geldin. Chat, bir sorun var. Çekildi mi? Veni karanlığa mı çalışıyor? Hayır. Aslında karanlığın düşmanı. İyisin öyle değil mi? İyiyim. Sen? Düşünceliyim, söylediklerim bir miktar düşündürdü. Mesela neysen sen olarak düşündürdün? Yani söylediğin her bir kelime. Aslında bildiğimden veya görmek istemediğimden veya kaçtığım bir şey olup olmadığından. Doğrularıyla yanlışlarıyla düşündüm. Kim ya? Oğlum verme, ben serbaz değilim. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar canım. İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Güzel. Ben gidiyorum, görüşürüz. Görüşürüz. Bazen kendi kendime bakmaya çalışıyorum. Bu normalde gerçekten çok görücü bir şey ama bazen böyle ne yaşayacağım, ileride yaşayacaklarımı çok merak edip kendime bakmaya çalışıyorum. Ve hep böyle hep bir acı görüyorum kendimde. Beni çok düşündürüyor. Peki bunu sana ne yaşatacak onu da hissedebiliyor musun? Veya yaptığın doğru veya yanlışlar bu sonucu mu çıkartacak seni? Şu ortamda kim eksik biliyor musun? Yaptığım bazı yanlışlar var. Doğru diyemem. Ya tabii kime göre yanlış.
Onlara göre yanlış, bana göre doğru aslında ama yapmamam gerekiyormuş. Birkaç kere acı çektirdiler. Sonrasında artık onlar hakkında hiç konuşmamaya başladım. Ama tekrardan sanki beni alacaklarmış da bu sefer aldıklarında son olacakmış gibi hissediyorum. Hep sona sanki bir gün daha çok yaklaşmışım gibi hissediyorum. Yani bahsettiğin kişiler o büyücüler o halde. Bunun bir çözüm yolu sence yok mu? Bence var abla ama bunu sana söylemem. Bunun bir kurtuluşu sanırsam yok çünkü onlara çalışmamı isteyecekler. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Alayınız CK. Yalnızca onlara çalışmalarını isteyecekler sence. Bence senden fazlasını isteyecekler. Hogwarts'ta bir profesör olduğun için. İşte bundan korkuyorum zaten. Benden fazla bir şey isteseler ben bunu yapamam ve büyük ihtimalle bunu canımla ödemek zorunda kalırım. Ve bahsettiğin her iki senaryoda da ölüyorsun. Hı hı. Öyle zaten. Onların tarafını seçersem de öleceğim ki. Ya her türlü diyorum ya, hep böyle bir sona yaklaşmışım gibi hissediyorum. Her gün uyandığımda son günümmüş gibi uyanıyorum aslında. Ertesi günüm olmayacakmış gibi. Girmemen gereken bir oyunun tam da ortasına girmişsin. Aslında girmedim biliyor musun? Sürüklendim. Seni sürükleyen sevdiğin biri miydi, düşman olduğun biri mi? Beni sürükleyen biri değildi, bir şeydi aslında. Katiki Başkan'ın eski kız arkadaşı olduğum için zaten ilk önce hedef alınmıştım. Beraberdik süre zarfında. Bilmiyorum. Hedeften çıkmanın bir yolu elbette vardır. Bunu kime sorabilirim ki? Beni gördükleri yerde ya sadece büyü asıyorlar, yerle bir ediyorlar. Ya da itip kalkıyorlar, hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Doğru kişiye sorarsan kurtulursun, yanlış kişiye sorarsan ölürsün. Doğru kişiyi bulman gerekiyor. Devil, 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 devil. İşte o en zor soru. Doğru kişinin kim olduğunu nereden bilecek? Chat. Doğrusunu bildiğim bir insana gittiğimde ya yanlış insan çıkarsa yine işin sonu bok olacak. Bok çıkar. Yani seçeneksiz kaldığın bir ortamda ölmemek için bir şeyler denemek zorundasın. Chat, sizce doğru ölüm yiyen kim? Kimle konuşması gerekiyor? Hayatta kalmaya çalışıyorum sadece. Ya tabii ki seninle yazmış şeydi. Daha fazla... Hedef olmamak için erkek arkadaşımla mevcut ilişkimi de bitirdim. Ne ona ne bana zarar gelsin istemiyorum. Ya şapşik şey. Koruma içgüdüsü. Ama bir haberim var Veni. Öleceksin. Bir şey yapmazsan öleceksin. Teyyare gözümün önünden geçmese. Gerçekten güzel bir inişti bayım. İyi misiniz? İyi olsa böyle inmezdi zaten. Profesör müydü? Hı hı. Bay Jaden. Öğrencilerine gerçekten çok şanslı olduğunu söylemeliyim. Neden? Böyle.
Niçin öyle dedin ki? Sence iyi bir profesör mü? Yoksa başka bir şey mi? Bilmiyorum artık. Ben senin gibi değilim. Gördüklerimi söyleme taraftarı da değilim. İşim de değil. Beni bir kurtarsanız onu. Hoş geldin Björn. Hoş bulduk. İyi misin? Götüm dönüyor efendim şu an. Profesör lütfen buyurun. Sizin bir öğrenciniz daha sağ tutun. Yok siz yapar mısınız lütfen? Lütfen buyurun. Ben arkamı döneyim. Lütfen, ben arkamı döneyim. Siz yapın. Lütfen. Lütfen buyurun. Yok yok benim arkamı dönmem lazım. Siz yapın. Profesörün o büyüleri hakim değil ben sana söyleyeyim. Yücelik dünyası bulmana kadar insanlar mı? Var ya ya göt bilerek geldin değil mi? Onlara mesela istedikleri bir bilgiyi versem sonucunda yine ben zarar görmeyecek miyim? Bir tek ihtimal göreceksin. Yani. Neyi? Şirinleri. İnanmam. Sen de görmek ister misin? Yok hayır. Ben göstermek yerden yanayım. Öyle mi? Ben şirinlere inanıyorum ya. Olabilirler. Benim birçok konuda inancım yok. Neredeyse hiçbir Berlinsizsin şey sanırım. Ya. Hem de önde bayrak salla yanımdan. Hava soğuk mu? Biraz. Evet. İnançsızların gönderileceği yer daha soğuk o yüzden sonra. Öyle mi? Sonuna kadar Merlin'e duacıyım. İnanmıyorum. İsteğimi ve duamı kendime ediyorum. Bana yardım edebilecek tek kişi yine benim. Ben bulunduğum her dakikayı yaratan, güzelleştiren veya kötü hale gelmesini sağlayan kişiyim. Lord Voldemort'a belki çatıyorum. Sana bakıp çıkmış diyorum. Hadi bir şey konuşuyorsun. Zamanın var mı? Var. İki ders var. Sonrasında benim dersim olacak. Tahmini ne kadar zamanımız var? Yani bir 15-20 dakikamız rahat var gibi. Neden? Öyle. Bu kadar kısa mı? 20 dakika kısa mı? Sus. Wow man. İyi misin? Ya iyiyim. Orada bir şey diyecektim. Öyle mi? Evet öyle. Karanlıkta orada wipe attın mı? Attım. Ne dedin? Bana geri dönüş yapmıyor genelde efendim. Tamam ne dedin peki? Dedim bir tane dedim. Merlinsiz var dedim. Sizin kadar olmasın. Dedim kendini dedim, sizden üstün görüyor. Yok görmüyorum. Yani. Haşa dedim efendim dedim. Haşa. Tahtaya peki haşa dedim. Lordum'a mı dedin? Haşa derken Merlin tahtaya mı vurdun peki? Haşa lordum diyor ben lordçuyum. Ha öyle mi? Peki cevap gelince ne yapmayı planlıyorsun? Saklanmayı. Biraz ondan zor olacak mı? Ama ne kadar herhalde güzel. Buzlu suyun altına girsem beni bulamaz. Ama ne kadar dayanabileceğimi emin değilim. Bir dene bakalım hadi ön antrenman yapalım. Öp götüm donmasın şimdi. Yapalım. Yok. Fantezilerinizi kullanmanız gereken kişi ben değilim. Kesinlikle sen değilsin.
Ama 20 dakikaya ne sığdırırım diye düşünüyorum. 20 dakika mı? Eminim bir kol. 20 dakika neymiş lan? İnsan mısın lan? Ben 20 dakika kısa mı? Uzun mu? 20 dakika manyak mısın lan? Bak bu 5 dakika ideal. Oğlum 20 dakika uzun mu gerçekten? Hoş. 20 dakikada adam sıkmaya girer. Tamam. Tam 20 dakika. Kısa. Al şu 50 galyonu bana 5 tane fiziksel güçlendirici al gel. İhtiyacın olduğunu sanmıyorum. Öğrencinin yere oturmasın diye uyardım da. Üşür. Kıyamam. Evet, evet, hasta olur sonra. Evet, evet, kıyamıyorum maalesef. Sus sus chat sus. Sus bende kal. Excel'le uğraşıyorsan vardır bunda bir çözümü. Excel'lere ihtiyacım kalmıyor merak etme. X'e ihtiyacın yok yani. Yok yok. Ama 20 dakikaya uzun diyorsun. Nereden baktığıma bağlı. Neye? 20 dakika. Bunu ara 20 dakika ise çok büyük sıkıntılarınız var ben size söyleyeyim. Evet yani kendisi... sıkılaşıyoruz yani. Evet bu konunun üzerine gidip bir erkeği nasıl rencide edebileceğini buldu da. Profesörüm yapmayın. Yok yok yapmıyorum. Yapmayın. Şey. Bence gerçekten 5-6 dakika da yeterince uzun bir süre. 5-6 doğru. Dakika insanüstü bir şey onu söyleyeyim. Yaşlı mısınız? Ben hayır değilim. Hadi ben konuya yani böyle bakabilirim de. Senin için de. Bile yani... gerçekten. Ama bana soruyorsanız ben şimdi anlatmayayım. Hayır anlatma zaten teşekkür ederiz. Bir profesyonel bunu dinlememesi gerekiyor. Asla duymak istemiyorum. Biz genelde rövanşını alıyoruz o yüzden. Çocuk adamım. Sağlıklıyım. Taş gibisin taş. En son annemi ne zaman gittim onu hatırlamıyorum. Onu söyleyeyim. Ya çok korktum ya. Neden korkuyorsun? Hayır ben buradan çok korkuyorum o yüzden. Oğlum bak yemezler diyorum yemezler. Niye bu kadar büyük? Aile boyu. Aile boyu. Aslında minicik. Aile belki boyuz. De sen bazı şeyleri gözünde büyütüyorsundur. Hoş geldin. Nasıl? Merhaba abi. Aslında gözünde büyütmüyor ya. Aile boyuzdur efendim. Günler olarak. Evet, i̇yi evet, iyi iyi gayet iyi. Oğlum yerde dur ya. Çarşının altı gözüküyor. Bu abi de kurt yani aklınızda ya, olsun. Ya kurt falan öyle değil. Mi? Ya. Değilim değil. Kesin bilgimi bunu kullanırım. Bunu kullanırız. Wow. Oğlum bak. Oğlum koçun yerim seni. Sen benim güçlerimi biliyor musun? Biliyor. Alırım canını. Evet oldun değil mi? Biliyorum demesi biraz üzdü bu arada beni de. Alırım canını ne burada. Alamam. Elini bir şıklatır. Bir şıklatır var ya bak. Bu da tenyo. Niye küfürlü konuşuyor? Niye kayıt ediyorsun? Nasıl taktiğe vurulayım ama. Peki hoş geldin, niye oradasın? Taşıdım. Hoş geldin abliş. Ne yapıyorsun bakayım? Yahu. Sen buralara pek uğramıyorsun ama olsun. Yani öyle birkaç saçma muhabbet konuşuyorduk. Dahil ol gel. Sana bir şey soracağım. Neydi bunun adı ya? 20 dakika oldu. Entelektüel bu arada. Neydi bunun adı? Topi miydi? Ben dümbelek. Ha dümbelek. Ha dümbelek. Dümbelek 20 dakika sence uzun bir süre mi değil mi? Manyak mısın lan? Konumuz buydu. Bu hayatını hayatıma 20 dakikaya sığdırabilir ama. Tamam lan tamam bir daha kimse söylemeyeceğim sana. 31 için mi zorluyor bu soru? 31 değil öbürküsü. Götten yeme. Gerizekalı onu söyledim. Senle alakalı değil. Sen siktir senin cinsiyetin yoksa. Sence uzun mu kısa mı? Ya bunların cinsiyeti yok. Bunlar topraktan cinsiyetle çıkıyor. Cinsiyetle alakası çünkü sadece bir dakika yorumu alıyoruz. Efendim beni siktir edin boş verin. Bizde cinlerde böyle şeyler yok. Ha, öyle cinler peki. Dindar adamlar. Benim Allah'ım var mesela bu Allahsız ben bunu. Doğru. Doğrudur zaten doğrudur. Biz cinler olarak böyle şeyleri de biliriz.
Sen bizim gelecekten haber de alabiliyorsun ha? Alırım. Ha iyi tamam o zaman. İleride söyleyebilir mi Lord'un ne olacağını? Söyle bakalım. Söyle. Spoiler ölecek. Oğlum öyle şeyler söyleme bak Lord seni bak, bir anında bak. Gelir. Bak. Bak seni donuna işletir. Çok net konuşuyorum sen. Kim tarafından ölecek? Harry Potter diye bir çocuk var. Siz de kendinize kehanetçi diyorsunuz. Hayır oğlum ben görüyorum bak, da söyleyemiyorum. Senin göremediğini görüyor. Ben görüyorum söyleyemiyorum. Yahu profesörle bana inanın ya. Profesörle ortak çalışmaya ne dersin? Severus Snape var ya Severus Snape. Ha. Hainde de patlayayım. O da, yo. O da bizden çıkıyor. Hain yani. Hain değil ya. Ne? Ne? Nasıl değil? Şimdi sen kötü müsün? Evet. Tamam hain çıkıyor. Hatta bir ölecek biliyor musun? Ben iyiyim bu arada. Nedir yani? Herkes bizden... ölecek zaten. Mesela ben de öleceğim. Doğup büyüyorum ölüyorum. Ama o boynunu emdirecek böyle. Yaptıracak ben boynuna. De emdirirken öleceğim zaten. Sen kimsin abi? Ölecek seninki mi? Çok ölüm gibi durmadı ama bana yine de bilmiyorum. Yani. Şah damarımı emen sevgilim beni öldürdü. Dumbledore zaten bunları konuştuğumuz şu an biliyor. Aynen. O her şeyi bilir. Anlama yapma. Hayır ölecek mi o da? O da götleneyecek evet. Teşekkür ya. Ederim. Hoş geldin. Ya bu cin çok yaşamaz bak. Bence de. İki gün falan daha yaşar. Bizim töreye göre senin bir ölüm tarihin gelmiş. Bizim töreye göre. Senin yanındaki backpack nerede? Backpack? Ha. O 7'de gözlerini açacak. Kahreden haber. Tamam. Umarım ölürsün. Pardon çok yaşa. Alırım canını. Tehdit var. Profesörün bir öğrenciyi tehdit ediyorlar. Ona hiçbir şey yapamam. Yapamaz. Tehdit ediyorlar. Ben bunu öldürüyorum abi. Ben tehdit. Kurt adama dönüşüp öldürüyorum o zaman. Gel kapışalım koçum. O zaman saç telime sakladığım bombayı patlatıyorum. 3. Nasıl yani? Nasıl yani? Ulan güzel olur yapma. Yapma.